Bu hafta sadece mimari tasarımıyla değil, tarih boyunca tasavvuf, siyaset, edebiyat ve müziğin etrafında şekillendiği bir merkez olarak da öne çıkan, bugünse eğitim işlevini çağdaş bir anlayışla sürdüren İstanbul'un ikinci büyük Mevlevihanesi olan Yenikapı Mevlevihanesi'ndeyiz. 15. asırda inşa edilen Galata Mevlevihanesi'ne kadar İstanbul tüm tarikatlarla birlikte Mevlevilere de kapalıymış. Tekkelere karşı medrese eğitimini yeğleyen Fatih Sultan Mehmet, en büyük rakibi Karamanoğulları himayesindeki Konya Mevlevihanelerinin İstanbul'a girmesini engellemiş. Mevleviliğin İstanbul'a girişi, Cem Sultan'la olan taht kavgasından galip çıkmak için Mevlevilerin desteğini isteyen 2. Beyazıt döneminde olmuş. Konya'dan gelip 6 yıl Topkapı'da bir ağaç kovuğunda yaşayan Kemali Ahmet Dede'nin aydınlattığı Yeniçeri Başkatibi'nin 1597 yılında inşa ettirdiği Yenikapı Mevlevihanesi, uzun yıllar Mevlevi kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmuş. Bir Dünya Tasarımı, Osmanlı tekke mimarisinin karakteristik özelliklerini günümüze taşıyan Yenikapı Mevlevihanesi'ne getiren iyi fikir, uzun yıllar kaderine terk edildikten sonra 2005 yılında başlatılan bir restorasyonla İstanbul'a kazandırılması oldu. 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'ne tahsis edilerek yeniden eğitime hizmet vermeye başlayan Yenikapı Mevlevihane yerleşkesinin restorasyon sürecini restorasyon uzmanı yüksek mimar Nilgün Olgun'dan dinleyeceğiz. Yenikapı Mevlevihanesi Türkiye'deki Konya Mevlevihanesi'nden sonraki en büyük mevlevihanedir. İstanbul'da da Galata Mevlevihanesi'nden sonra bir yüzyıl sonra inşa edilmiş. Yalnız bir farkı vardır. Burası bir asitane tekniğiyle yapılmıştır. Yani içerisinde yalnızca dedegen hücreleri, mescidi, matbaa şerifi, türbesi olmayıp aynı zamanda şerbethanesi, kapalı ve açık haziresi, kütüphanesi, haremi hepsi birlikte yaşayan ve de kendisine ait. Ki Mevlevihanelerde mezarlık kelime kullanılmaz, suskunlar yeri olarak tanımlanan, kendine ait parselin dışında kalmış, özel bir haziresi olan büyük bir yapılar topluluğudur. O yüzden bunu asitane olarak tanımlarız. Yenikapı Mevlevihanesi benim için her yerinde, her noktasında farklı detayları bulabildiğim, ilk geldiğimiz zaman şu anda içinde bulunduğumuz kâgir bina diye tanımladığımız dede hücrelerinin olduğu binanın yalnızca beden duvarlarının olduğu, avludaki semane olarak şu anda rekonstrüksiyonunu yaptığımız ahşap binanın yalnızca temellerinin olduğu, girişteki sebirin yerinde hiçbir şeyin olmadığı, muakithanenin algılanamayacak kadar kötü durumda olduğu, kütüphanede ki buranın bekçisi olarak her zaman minnetle ve hürmetle andığım rahmetli Burhan amcamın olduğu ama içerisine girilemeyecek kadar rutubet kokan, sağ taraftaki harem konağının yerinde ise yaklaşık 10-15 tane kadar gece kondunun olduğu bir karmaşanın içerisinden bugün baktığımda gördüğüm şahitlerle birlikteyim. Ve bunu yaşamış olmanın getirdiği hazzı anlatmam mümkün olduğunu zannetmiyorum. Çok başkaydı. Çünkü burası bir küçük orman gibiydi. Avluda şu anda bu ruhani, ne tanımlarsanız o size kalmış bir tanımlamak. Ama içerideki sükuneti bulmanızın sebebi bu atmosfer önceden hazırdı ama yok edilmişti. Çünkü kullanılmıyordu. Kullanılmayan her yapı gibi bu yapı da kaderine terk edilmişti. Restorasyon esasında Türkçe karşılığı, Türkçe sözlükteki karşılığı değildir. Türkçe sözlüğü açtığınız zaman restorasyon diye yenileme yazar. Yenileme değildir restorasyon. Restorasyon sizden önce yaşanmış, yaşanmışlıkların günümüz fonksiyonuyla tekrar nasıl yaşatılabileceğinin ortaya çıkartılacağı özel bir bilim dalıdır. Bu bir aşktır. Bu aşka da 1985 yılında vuruldum. O günden bugüne de başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Konunuz yalnızca mimari konsept değildir, yalnızca mimari tasarım değildir. Siz tarihi bilmek zorundasınız. Çünkü o bina ne olarak yapılmış, kimin tarafından yapılmış,
kimler yaşamış, nasıl yaşamış ve niçin bu bina yapılmış? Bunların hepsi sizin tasarımınızın altyapılarıdır. Biz günümüzde bu eserlerin tekrar rekonstrüksiyonu ya da restorasyonu ya da konservasyonu anlamında çalışmalarımızı yaparken arşiv taramalarından yararlanırız. Matbaa-ı Şerif Mevlevilik için çok önemlidir. Matbaa-ı Şerif'ini biz burada orijinal haliyle bulabildik. Matbaa-ı Şerif'in yanındaki Sema Talim Odası olarak ilk Sema Talim'inin yapıldığı oda. Şeyh dairesindeki her nokta, şeyhin hem misafirlerini nasıl karşıladığı, şeyhe kahve yapan ocağın halen kalıyor olması, binada yaşayan hocaların ritüelleriyle nasıl semaneye indikleri ya da yemek yemek için somathanede elif sofralarda nasıl oturdukları, yemeğin haremden hangi teknikte gelip ve şu anda bizim monşarj olarak adlandırdığımız yemek asansörünü kullandıkları küçük sistemin nerede kurulduğunu, onun nasıl yemek servis edildiğini görebildik biz bu bina ölçeğinde. Bu yeniden inşaat sürecinde de gelenekselden hiç kaçmadık. Hep burada ilk yapıldığı dönemde neyse monostaş duvar üzeri ahşap karkasla biz monostaş duvar üzeri ahşap karkas yaptık. Arada kullanılan harç Horasan harcıydı. Biz de Horasan harcı kullandık. Kullanılan mermer Marmara'ydı. Biz de Marmara'yı kullandık gibi. Buna özen gösterdik ve arşiv taraması konusunda da şanslıydık açıkçası bu yapı ölçeğinde özellikle. Fotoğraf çok bulabildik. Fotoğraf bulamazsak ne yapardık? O zaman dondurmayı tercih ederiz. Bu bir tekniktir. Şu anda eskiden Mevlevihane'nin mutfağı olarak kullanılan ocaklı mekandayız. Şeyh Galip, Dede Efendi ve Itri gibi büyük sanatçıları yetiştiren Yenikapı Mevlevihanesi, 18. yüzyıl ortalarında İstanbul'a has bir hayat tarzının Mevlevi kültürüyle harmanlandığı etkili bir merkez olmuş. Bu hafta Genç Tasarımcılar bölümümüzde de Galata'ya has bir hayatın izlerini günümüze taşıyan, mekanlara çağdaş bir tasarım anlayışıyla dokunan, iç mimarisinde yarattığı illüstrasyonlarla farklı kültürleri harmanlayan Gamze Yalçın konuk oluyor. Tasarım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girmemle aslında başladı. Sanat tarihi okuyordum. Bunun ardından da iç mimarlığa başladım, workshoplara katıldım. Sonrasında da yine aynı anda farklı iç mimari ofislerde çalıştım. Ardından da mezun olur olmaz De Kaiseren France ekibiyle beraber İsviçre merkezli bir ekip ve tamamen gençlere ilham veren, bunlarla çok farklı projeler yapan bir ekip. Onlarla Filipinlere gittim. Fransız tasarımcı Jean-Marie Massot'un tasarımını yaptığı bir tamamen çöplük bölgesinde yaşayan halk için 50 evin inşaatının başlangıcında bulunduk. Onlar için kolonlar kazdık, çiviler çaktık, paneller ördük. Yine çok özel bir firmayla beraber onun sponsorluğunda gerçekleşmişti. Ve bu deneyim 6 ay sürmüştü benim için Filipinler'de ve hani aslında o süreçte benim ikinci bir adımım. Hani Mimar Sinan sonrasında da tekrar Filipinler'deki o 6 ay. Çünkü oradaki süreç 3. dünya ülkesindesiniz, tasarımcısınız ve hani algılarınız çok farklı deneyimler, ihtiyaçlarla çok daha farklı şeyleri doğuruyor. Benim için de illüstrasyon dünyasını aslında bir farklı bir kapı açtı. Oradaki günlüklerim, eskizlerim ve bunları nasıl ürünlere dönüştürürüm derken kendi markamı oluşturmaya başladım. Ve bunun gibi böyle illüstrasyon mekanlarına dönüşmeye başladı. O yüzden de ne tam iç mimar ne de tam bir illüstratör diyebiliyorum. İkisinin de ortası, ikisinin de tasarımın da sanatın da tam birleşme noktası benim için. Ve çok hakikaten keyif alıyorum. Eskiz defterlerimle yaşıyorum artık. Renklerle, boyalarla bunları birebir ürünlere dönüştürme derdiyle işler yapıyorum.
Tasarıma başlarken aslında öncelikle hani kendi hikayemi bir oluşturmuşsam, ki bu öncelikle bir tasarımcının en önemlisi yapması gereken şey kendini tasarlaması ve asıl kendi ihtiyaçları, kendi merakları, ilgileriyle bir kendini oluşturduğundan sonra hani ürünle ilgili, mekanla ilgili, bu bir sandalye tasarımı da olsa, bu bir mekan da olsa, hani hepsinin ucunda bir hikaye yatıyor ve asıl önemli de bir konseptleri oluşturmak, tanımlar oluşturmak. Mesela birçok yaptığım çalışmada o ön proses, ön süreç öncelikle benim için en eğlenceli ve en keyifli süreçler oldu. Şu anda bulunduğumuz bu mekan da aslında en iyi örneklerinden birisi. Hani burası da benim ilk freelance yaptığım bir proje ki her şeyle baştan sona kadar çok keyif aldım. Tamamen kendimi gerçekleştirebildiğimi düşündüğüm özel bir mekandı. Bir mekanı oluştururken yine o hikayeyle aslında kullanıcıya yeni hikayeler, yeni deneyimler yaratma peşinde koşuyoruz gibi oluyor. Çünkü yeni onlara da ilham vermek istiyorum. Bu mekan için aslında öncelikle mekan zaten kendi başına bir tanımlı bir mekandı. Çünkü Latin Amerika mutfağı vardı. Sonrasında peki Latin Amerika mutfağında neler var? Sonsuz bir zenginlik var. Ve hani renkleriyle, tüm kültürüyle onları araştırdım. Keşke fırsatım olsaydı hani Latin Amerika'ya gidip tamamen orada fotoğraflar çekip, hakikaten öyle bir süreç yok. Hani bununla beraber araştırdım. Aslında Galata'yı yaşadım bir süre. Buradaki dolaşımı gördüm. Ondan sonra da kararlar verdim. Hani hangi renkler, nerede, nasıl kullanalım. Sonrasında malzemelere dönüştüm. Mekanın genel işleyişine kadar, hani menü tasarımlarına kadar mekana sahip oldum özünde ve bu çok da hani birebir kendimi yansıtabildiğim en önemli projelerden biri oldu benim için. Bunun gibi kedilerden ilham alan, yani İstanbul kedilerinden, özellikle sokak kedilerinden ilham alan bir marka var. Onun için de illüstrasyonlar yapıyorum ve bunları ürünlere dönüştürmeye başladık şimdi. Mobilyalara, duvar resimlerine, magnetlere, farklı çantalara gibi. Bunun gibi çok geniş bir yelpazesi olan bir markaya dönüşüyor. Keyifli bir proje, kendi hikayesi olan bir proje. 1906'da çıkan bir yangınla semahanesi, devasa kitaplığı ve şadırvanı kül olduktan sonra Sultan Abdülhamit'in kaderine terk ettiği Yenikapı Mevlevihanesi'nin yeniden inşası Sultan Reşat'ın tahta çıkmasıyla mümkün olur. Onarılan dergahta yeniden başlayan müzik çalışmaları tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar devam eder. Randevu bölümümüz için 16 yaşında başladığı müzik çalışmalarını farklı bir tasarım anlayışıyla sürdüren Bedük'le bir zamanlar musikinin merkezi olan Yenikapı Mevlevihanesi'nde buluştuk. Bedük, merhaba. Merhaba. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Bugün seni Yenikapı Mevlevihanesi'nde ağırlıyoruz. Çok harika bir yer burası. Evet, ve çok özel bir mekan. Mevlevihane kavramının en büyük etkenlerinden biri de müzik, biliyorsun. Kesinlikle. Peki senin için bu tarz kavramların ya da Türk müziğinin önemi nedir? Bu senin müziğine hiç yansıyor mu? Valla ister istemez genetiğimize yansıyor hepimizin. Ne kadar bu müzikten beslenmemiş olsam da ya da yerel seslerden beslenmemiş olsam da genetiğimde sonuçta var. Çok da sevdiğim, çok da severek dinlediğim şeyler. Evimde CD'leri de var. Hatta ney üflemişliğim var. Hani ney, gerçek neyzenlere ayıp olmasın, sadece hani ney üfleyebilmişliğim var, öyle söyleyeyim. Ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Ve hani gerçekten duyduğum zaman, dinlediğim zaman çok severim. Dinlerim, evimde albümleri vardır. Ama bunu ben müzik olarak hiçbir zaman yansıtamadım. Çünkü öyle bir müzikle beslenmedim. Ama bayılırım, hastasıyımdır onun dışında. Günün birinde olur da müziğin içine böyle bir dünyayı katmak isteyebilirim tabii ki yani. Seni hem müzisyen hem tasarımcı kimliğinle ağırlıyoruz bugün burada. Tabii öncelikli olarak müzikten bahsetmek istiyorum. Müzikte yolun nasıl, ne zaman kesişti? Valla müziğin böyle ne zaman başlayıp bittiğini hiçbir zaman bilemezsiniz aslında. Öyle bir anda olan bir şey olmuyor. Daha çok işte daha çocukluk yıllarında bir hobi gibi başlayıp işte merak etmeye başlayıp ondan sonra bir yere doğru gidiyor. Ondan sonra o hobinizi çok ciddiye alırsanız eğer bunu meslek olarak alıyorsunuz ileride. En başta benim ablam gitar çalıyordu. İşte ben de o sıra 15 yaş civarlarındayım.
ablamdan özenip ben de hadi bir gitar dersi alayım falan demeye başladım. Çok fazla ablam yine müzik dinlerdi. Yine ondan çok fazla şey duyuyordum sürekli. Klasik gitar dersi almaya başladım ondan sonra 16 yaş civarı. Ve sonra işte sıkıldım klasik gitardan. 6 ay kadar, 1 sene kadar aldım. Ondan sonra sıkıldım çünkü çok daha genciz, daha sert müzikler dinliyorum falan. Kendime bir tane elektro gitar aldım. Bayağı da ucuz da bir şey almıştım, elden düşme ucuz bir şey almıştım. Ve ondan sonra müzik kanıma girmeye başladı. İşte okul orkestrası falan derken iş buralara kadar geldi. Öyle yani hobiyle başlayan bir şey aslında. Aslında çoğu böyledir muhtemelen. Onun dışında işte grafik tasarım mezunuyum. İşte yıllar boyu sanat yönetmenliği yaptım. İşte reklam ajanslarına çalıştım falan. Hatta kendi ajansımı kurdum, butik ajansımı kurdum falan. Yani işim aynı zamanda tasarım olduğu için, okulunu okuduğum iş tasarım olduğu için bu benim müzik tarafına da oldukça fazla yansıyor. Çünkü bir taraf işin görseli, bir taraf işin işitseli. Müzik de artık çünkü radyo günlerinde yaşamadığımız için 360 evet. derece bir şey. Hem sahnesiyle, hem duruşuyla, hem tasarımıyla, kıyafetiyle, işte klibiyle bambaşka bir dünya yaratması gerekiyor. Herhangi bir şeyde, sanatsal aktivitede ailenin desteği korkunç önem taşıyor. Burada benim ailemin de çok ciddi destekleri oldu. Hani en başta her zaman tabii şeydiler, Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Kolunda bir bileziğin olsun. Çünkü müziğin sağa sola belli olmaz. Tamam, güzel müzik yapıyorsun, eyvallah, bunu seviyorsun. Ama önce bir meslek edin. Bir kolunda bileziği olsun dediler, bir meslek olsun dediler. Ben de güzel çiziyorum. Hani iyi çizerim yani. Çizimim sayesinde işte Bilkent grafik tasarımı kazandım, burslu kazandım falan. Hani birkaç üniversite daha kazanmıştım ama orayı tercih ettim çünkü burslu olunca. Oradan hem tasarım hem müzik bir anda gitmeye başladı. Tasarımı da çok severim. Ama müzik insanın içine girdiği zaman, o sahne, sen de bilirsin, sahne tozu insanın içine girdiği zaman başka hiçbir şey gözün görmüyor. Şimdi o yüzden de tasarımlarımı, tasarım gücümü, sanat yönetmenliğimi kendi işlerimde kullanıyorum o yüzden. Senin müzik tarzın bizim Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir tarz, elektronik müzik. Peki bunun tasarım süreci nasıl gerçekleşti? O noktaya nasıl geldin? Aslında yaptığım müziği baştan tasarlamıyorum. Baştan tasarlanan müziğin samimiyetine inanmıyorum. O yüzden en baştan yaparken sanki işte o 16 yaşındaki o çocuğun ruh haliyle onun nasıl anlatılır o? Hevesi, onun, heyecanı. Onun hevesiyle, onun heyecanıyla yapıyormuşçasına hiçbir matematiği olmadan sadece girip yeni sesler denemek, ne yapabileceğimi görmek ve onun dışında iş bittikten sonra benden çıkan şey budur dedikten sonra onu tasarlamaya başlıyorum aslında. Bambaşka bir dünya yaratmam gerekiyor. Konserime gelen, ben canlı çalıyorum sahnede. Konserime gelen adamın da bambaşka bir dünyaya girmesini isterim. Orada da tasarım gücü çok fazla işe yarıyor. Çünkü hayat zaten kötü bir şey, tamam mı? Yani sürekli bir şey var, sert bir şey hayat. İnsanı konserlerimde benim dünyama girdiği zaman gerçekten başka bir dünya girmesini istiyorum o yüzden. O iki saat boyunca faturasını hatırlamamasını, işte ondan sonra vergisini hatırlamamasını, başına o gün gelen bir şeyi hatırlamamasını ve bambaşka bir dünyada kendini kaybetmesini istiyorum. Burada da tasarım gücü çok fazla öne çıkıyor. Hem müziğin tasarımı, müziği karşı tarafa lanse etme aşaması, hem işin klip aşaması benim için o yüzden çok önemli oluyor. Yani tasarım burada aslında hayatımda çok büyük bir yeri var aslında. Peki tasarım senin için ne ifade ediyor hayatının genelinde? Kendi kullandığım şeylerin içine tasarımcı kimliğimi çok fazla katmıyorum için açıkçası. Benim için kendi kullandığım dünyada rahatlık en önemlisi. Ne kadar az aslında o kadar fazla anlamına geliyor. Her zaman onun peşinde koştum. Ne kadar bir tasarımda az öğe varsa ama bu ne kadar aynı anda çok şey anlatıyorsa benim için o kadar değerli oluyor. Çok kötü tasarlanmış ya da çok karman çorman bir stüdyonun içinde ya da bir çalışma ortamının içinde iyi bir şey yaratman beklenemez hiçbir zaman. O yüzden stüdyomu, çalışma ortamımı her zaman çok böyle temiz, beyaz dediğim işte hani parlak, kolay çalışılabilir ve bana ilham veren bir yer yapmaya çalışıyorum her zaman. Şimdi yeni yaptım, stüdyomu da tam üstüne geldim aslında, yeni yaptım stüdyomu da. Hayırlı uğurlu sağ olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür ederim, programımıza katıldığın için kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim.
Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde aydınların buluşma mekanı olan aktif olduğu uzun tarihi boyunca modernleşme hamlelerine açık destek veren Yenikapı Mevlevihanesi'nden Berlin'e, dünyanın en büyük turizm fuarına gidiyoruz şimdi. Türkiye'deki turizmi kültürel değerlerimizle ön plana çıkaran Türkiye Holding'in konsept tasarımını Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı ile fuarın teknik ve içerik çözümlemelerini ise tasarım sürecinin yöneticisi Gönen Orhan'la konuştuk. ITB Berlin Fuarı dünyada kurulan en büyük turizm fuarlarından bir tanesi. Bu fuarın fuar olmanın dışındaki en önemli özelliklerinden bir tanesi de burası dünyanın en büyük turizm borsası. Onun için dünya turizm açısından çok büyük bir önem ifade etmektedir. Biz de Türkiye olarak yıllardır bu fuara katılmaktayız. Biz bu fuara daha önceki yıllarda daha düşük metrekarelerde katılıyorduk. Son 5 yıldır giderek bu metrekaremizi artırdık. Şu anda 3000 metrekarelik bir yerde Türkiye dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olarak, yani bir İspanya gibi, bir İtalya gibi, bir Amerika gibi, bir Almanya holü gibi neredeyse büyük bir holde katılmaktayız. Biz artık son yıllarda Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu, bu açık hava müzesinde dünya mirasına ait binlerce eserin bulunduğunu, dünyadaki birçok insanların bunu görmesi gerektiğini, bu kültürü algılaması ve tanımasını istediğimizi belirtmek istiyoruz. Onun için de son yıllarda tanıtımımızda kültürel değerlerimizi ön plana çıkaran ögeleri konuşlandırıyoruz. Bu fuarda da Efes Celsus Kütüphanesi'nin bir replikasını yaptık. Mermerden bu büyük bir replikadır, 7,5 metre boyunda. Sonra bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdiğimiz Yorgun Herkül heykelin bir replikasını getirdik. Bunun dışında yine Anadolu'nun değişik yerlerinden kültürel varlıkların birer küçük replikaları ile bunların görsellerini fuarın değişik alanlarına serpiştirdik. Yani Türkiye yalnızca bir deniz, kum, güneş ülkesi değil, tarihten gelen dünya mirasına ait zenginlikleriyle çok önemli bir destinasyon olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun için de burada farklı bir tasarım yaptık. Bu tasarımın bir başka özelliği de hem renkli ve ışıklandırılmış görsellerle insanların gözlerine hitap etmek, hem de dijital fonksiyonlarla bazı oyunlar yaparak insanları baktığı görselde başka farklı mekanlara götürerek yaşatmayı istedik. Çok güzel şeyler çıktı ortaya. İşte bu dizaynda, bu tasarımda belli bir kaliteye varmaya başladık. Önce standlarımızda, sonra ülkemizdeki hizmetimizde, vermiş olduğumuz ürünümüzde bir kaliteyi oluşturacağız. Onun için de böyle bir tasarım zenginliğini sunmak istedik. Erlenbiya demek Almanca yaşa ve gör, çok daha fazlasını yaşa aslında, daha fazlasını yaşa. Biz diyoruz ki gel Mardin'i de gör yaşa, Antep'i de gör yaşa, Karadeniz'i de yaşa, İstanbul'u da gör. Bunun için yaratılmış bir slogan. Başarılı oldu, çok da ilgi çekti. Biz bu sene Almanya'da Berlin'in bütün sokaklarında, başta Kudamm olmak üzere ve şehrin değişik yerlerinde, havaalanında görsellerimizle tıpkı bir Türk rüzgarı estirdik. Bundan da son derece mutluyuz. Fuar standı tasarlamanın basit birkaç temel ilkesi var. Bunlardan biri o fuarın aslında kuruluş amacı. Eğer bu fuardan örnek verirsek, burası dünyanın en büyük turizm borsası. Bu fuarın yapılma amacına uygun Türkiye'nin de bir turizm tanıtım politikası var. Yani bu fuarda Türkiye nasıl kendini tanıtmak istiyor? Bunun dayandığı bir oluşturma strateji var. Bu strateji bizim tasarım yaparken birinci göz önüne aldığımız ilke. İkincisi,
daha temel bir kural, buraya katılacakların fonksiyon analizi dediğimiz. Yani bir standta neleri kullanacaklar, kaç firma, kaç kişi olacak, ona göre standın bütünlü parçalara ayırıyoruz. Genel tasarımı uyguladıktan sonra, yani Türkiye'nin tanıtımının ögelerini yerleştirdikten sonra fonksiyon analizindeki ihtiyaçlara geçiyoruz. Burada yiyecek içeceğin düşünülmesinden, standa gelen bir ziyaretçinin broşürü alma kolaylığından, gelen kişilerle görüşme ve not alma kolaylığından, dinlenme, toplantı yapma, basının çalışma ortamı dahil olmak üzere hepsini düşünüyoruz. Üçüncüsü ise estetik kaygılarla gerek gelen kullanıcı dediğimiz, ziyaretçi dediğimiz, profesyonel katılımcı dediğimiz insanların o fuarın içerisine, o standın içerisine nasıl alabiliriz? Tasarımın aslında dayandığı basitçe ilkeler bunlar. Tasarımı yaparken basit başlangıç adımlarımız var. Öncelikle bu söylediklerimizin üzerinde eskizler oluşturuluyor. Gerek standın konstrüksiyon anlamda yapımını tasarlarken, bir taraftan da Türkiye'nin tanıtım ajansı bu gördüğünüz görselleri hazırlıyor. Dolayısıyla bu amaçla mimar, iç mimar ve grafikerler ortaklaşa çalışıyorlar. Bu tasarımdaki ilk kilometremiz. İkinci kilometremiz ise, ikinci adımımız ise bunları nasıl üreteceğiz? Hangi üretim süreçlerini kullanacağız? Satın almalar nelerdir? İkinci esas adımımız bu. Bu süreç içerisinde yine bu standdan, Türkiye standından örnek verirsek yaklaşık 60 ile 80 kişi çalışıyor. Üçüncü süreç ise bu üretilen tüm gördüğünüz ürünlerin İstanbul'dan buraya lojistik olarak nakli. Örneğin bunları biz 10 tırla getirdik. 2 tır İtalya'dan getirdik, 1 tır da Hollanda'dan getirdik. Dolayısıyla şurada gördüğünüz tüm sergilenen ürünler 13 tırlık bir lojistik sürecinden geçiyor. Örneğin gördüğünüz kubbeler MESE idaresinden aldığımız izinler doğrultusunda profesyonel grup tarafından yerinde montaj yapılıyor. Örneğin Efes ve gördüğünüz heykeller İzmirli bir heykeltıraş grubumuz tarafından 20 gün gibi bir kısa sürede üretilip buraya getirilip ve yerine montaj yapılıyor. Şimdi Türkiye standı tasarlanırken Türkiye'nin tanıtım politikası önce göz önüne alınıyor. Bu şu anlama geliyor. Örneğin fuar alanını dolaştığınızda herkes kum güneş satıyor. Denizi olan her ülke. Her ülkede burada sunulan hizmetlerin benzerleri var. O zaman sizin farkınız ne? Aslında sizin farkınız diğerlerinde olmayanı öne çıkarmak. Biz batıda hala, buna Amerika'da dahil olmak üzere, batıda hala Orta Doğu'nun da doğusunda bir ülke olarak biliniyoruz. Yani insanlar bizi farklı algılıyorlar. Bizim Mısır'dan, Yunanistan'dan, Portekiz'den farkımızın ne olduğunu anlatmak için aslında kültürel ögelerimizi öne çıkarmak istiyoruz. Bir, işte kültürlerin çok 8000 yıl, 10.000 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında Helen kültürü, Rum kültürü, Selçuk, Osmanlı, Bizans kültürünün bu ülkede, bu topraklarda olduğunu söylüyoruz. İşte o nedenle Efes Selsus kitaplığı burada. İnsanlar şaşırıyor çünkü bu niye burada sorusunun anlamı onlar için okuyunca ve görünce var. Yoksa İspanya'da da deniz var. Yoksa Yunanistan'da da, Portekiz'de de, Fransa'da da kum var. Farklılık aslında kültürün öne çıkarılmasıdır. Türkiye turizminde aslında böyle bir politika var. Yani turizmi anlatmak demek yalnızca yeme içme ve konaklamaya yönelik değil, kültürün anlatımına yönelik de bir politika oluşturabiliyor muyuz? Stand tasarımında bunlar hakikaten önemli bir öge. Ama şunu örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 50 ile 60 kişi arasında burada çalıştık. Çok üçer dörder saat uykuyla 10 gün arkadaşlarımız çalıştı. Tek bir yüksek ses ve bir bağırma olmadan ekiplerin birbiriyle uyumuyla, bu da standın başarılı olması, yerine konması için önemli bir şeydir, gerçekleştirdik. Bu hafta sadece tarikat ve tasavvuf tarihi açısından değil, kültür tarihimiz açısından da büyük önem taşıyan Derviş Hücreleri, Semahanesi, Mescidi ile Osmanlı Mevlevihanelerinin en güzel örneklerinden biri olan Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeydik. Gelecek hafta yeni bir mekanda tasarımcılarımızın yeni ürünlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.